Oğlum sen ne yaptın? Kızımı bulmam lazım. Fırat, sen ne yaptın? Kızımı bulmam gerek. Nerede Nazlı? Söyle bana. Söyle nerede? Nazlı nerede? Nazlı nerede? Nerede Fırat? Söyle. Söyle bana. Nerede? Tahir, kızımı bulmam lazım. Fırat. Nerede? Nerede? Nazlı nerede? Kız. Söyle. Nazlı nerede? Fırat. Tahir, yapabilirsin biliyorum. Neyi sayın başsavcım? Soruşturmayı sen yürüteceksin. Hayır. Hayır başsavcım, ben bunu Fırat'a yapamam. Tahir, Fırat burada olsaydı eminim soruşturmayı senin yürütmeni isterdi. Tamam mı? Benim artık çıkmam lazım. İkinci duruşma ne zaman? 2 ay sonra. Bana dosyamı getir. Tahir, bu dünyada en güvendiğim adam sensin. Bana dosyamı getir. İlk duruşmaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum. En yakın arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet istedin. Cevap ver. Ben mi yaptım? Tahir. Tahir, hiçbir şey hatırlamıyorum, bana bak. Ailemi ben mi öldürdüm? Fırat, bunların hepsini zaten defalarca konuştuk seninle. Ama sen bunları da unuttun. Hayır. Eğer ben yaptıysam... Nazlı ile Zeyno'yu... ben öldürdüysem... kendimi de öldürürdüm. Ama hala hayattaysam eğer... masum olma ihtimalim var demektir. Buyurun. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Çok konuşma. Ya niye hücreye gidiyorsun? Çok konuşma! Kavgayı ben başlatmadım ki. Anlamıyorum. Çok konuşma! Gir içeri. Alo! Gir. Ne hücresi? Alo! Çiçekler, çiçekleri şöyle, şöyle. Şu bir kere hayır, gözüm görmesin bile. Sade bir şey dedim yine. Şu olur. Koy bunu buraya. Yani Etiler'de otogaleri açılışı değil bu sonuçta. Bir anladım. Saniye, bir saniye. Sandalyeleri de söyleyeceğim. Şu tamam, diğerleri iptal. Tamam. Büge Hanım, gecede sahne alacak bursiyerlerin listesi burada. Biliyorum, bakacağım hepsine, çok meşgulüm. Tamam. Şu anda. Babacığım, hoş geldiniz. Burayı havalandırmak lazım. Eğer yetişmeyecekse iptal edelim. Rezil etmeyin bizi. Estağfurullah efendim, her şey yolunda. Savaş nerede? Bu akşamki yemek çok önemli.
İyi hazırlandın mı? Ne konuşacağını biliyor mu? Kaç gündür aklında sadece bu yemek var. Sabah erkenden çıktı çalışmak için. Sen kimsin lan? Hadi yine iyisin lan savcı. Normalde müdür bey bir haftadan önce salmaz hücreden. Yukarıdan hatır sayılır tanıdıkların yoksa tabii. Kimdi o adam? Hangi adam? Hücreye gelen. Oo, savcı sen iyice kafayı yaktın ha. Hafıza kaybı bitti, şimdi de gözüne mi görükmeye başladılar? O adam kimdi? Savcı kendine gel, bir etrafına bak, cezaevindesin ya. Cezaevinde senin hücrene benden başka kim girebilir? Ya yürü tamam yeter, saçmalama artık, gözünü seveyim ya. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle hava sıcaklıkları çarşamba günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, perşembe günü ise kuzey ve iç bölgelerinde... Be kardeşim, tavşan kanamısın sen be. Nerede demlendin sen? He? Şimdi benim babacığım, benim kalma takılan bir şey var. Şimdi diyor, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası değil. Şimdi biz de öyle söylüyoruz, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası değil. Tamam, güzel, hoş. Balkandakiler ne diyor buna? Hadi bakalım. Konuşturma şimdi. Yatayım yerlere gülmekten. Savcı abi. Geçmiş olsun Fırat. İyi misin? Teşekkür ederim. Çok güzel çay demledim. Çay koyayım sana. Şişt paşam. Ne yaptın bizim işe? Bu devirde karşılıksız bir şeye kaldın mı paşam? Ya oğlum vereceğiz tamam. Al şunu ya. Şişt bana bak. Ben de Liverpool'a bastım. Yatarsak canını fena sıkıldı. Oğlum Liverpool kazanacak. Klopp hocam adamdır adam. He Klopp he. Tavşan kanı mısın sen be? Tavşan kanı mısın sen? Koyayım buraya çayını, soğutma. Teşekkür ederim. Kamber kamber. Heh. Biz alıştık senin hafızanın böyle kayıp gitmesine. Boş ver. Takma kafana. Bak. Bu ihtiyar bey baba. Bey baba diyorsun. Bak. Bu ortancamız sporcu. Paşa. Abi ızdırapta Eren. En gencimiz. Kamber.
Bir şey soracağım. Buyur abi. Bu olaylarla alakalı bir şey anlattım mı sana? Ben mi yaptım? Yok be sağcım. Biz çok sorduk sana ama hiçbir şey anlatmadın sen bize be. Hiçbir şey. Peki bir numaradan bahsettin mi? Telefon numarası. Telefon? Yok be sağcım. Savcım. Sen 5 aydır buradasın ya be. 5 ay oldu sen içeri gireli. Hatırlamıyorsun tabii de. Ben 5 aydır senin gözünün içine bakıyorum. Sen yapmadın. Sen yapmış olamazsın savcım. İmkansızlık görüyorum senin yapmana. Yemin ediyorum. Anlarım ben. Abi savcı, abi savcı. Biraz hatırlama kalk sen şunu be. Biraz zorla kendini be, bastır biraz. Ha? Gelmiyormuş bir şey be. Teyze artık çıkarır mısın şu saçma şeyleri? Bir dur Cemil, 10 dakika işim kaldı ya. Şekerim, bak benim elim çok uğurludur biliyor musun? Düğün için buraya gelen gelinlerin tamamı çok mutlu. Bir tane boşanan yok. Aha bak bütün mahalle şahit. Hatta var ya, bu hayatta koca bulamaz, evde kalır dedikleri kızları bile ben böyle telli duvaklı gelin ettim gönderdim buradan. Bir kendime hayrım dokunmadı. Aa inanmıyorum. Hiç evlenmedin mi? Ay neye inanmıyorsun kız? Herkes evlenmek zorunda mı? Aa. İyiyim ben böyle. Dur. Cemre, bırak şu pisliği ya. Allah Allah, sen de taktın mı takıyorsun ha? Adam karısını öldürmüş, çocuğuna kıymış. Katil cani. Bir de savcı olacak. Ne malum suçlu oldu? Ya değilse? Televizyonlar bas bas bağırmadı mı kızım? Bağırdı. Televizyonların her söylediği doğru mu? Tüh, Allah kahretsin onu. İçeride öldürseler o pisliği keşke. Böylelerine yaşam hakkı vermemek lazım. Al benden de o kadar. Pis katil, cani. Avukat hanım, avukat hanım. Biraz da halkın sesini dinleyin. Yalnız mahkeme henüz kararını vermedi. Yani bambaşka bir şey çıkabilir. O zaman ne söyleyeceksiniz çok merak ediyorum. Davayı bir alayım, her şeyi öğreneceğim. Şunu saçını açayım, gel. Ben seninle uğraşamam anacığım, dur açıyorum. Zorla oturttun beni buraya ya, bir sürü işim var. Çıkar o canavarı içeriden de için rahatlasın. Bu mahkumlar neden sürekli volta atar biliyor musun sadece? Bu cehennemde volta atmadıkları her an akıllarında sadece 3 şey vardır. Buraya neden düştükleri, çıkınca ne yapacakları, kimden intikam alacaklar. Buraya düştüğün andan itibaren aklında hep 2 gün vardır. Buraya geldikleri ilk gün, bir de buradan çıktıkları gün. Benim birini aramam lazım. İdareyle konuşman lazım, telefon için. Müdür bey söyledi sana. Güvenemem, takip edilmeyecek bir telefon olmadı. Yeni bir şey mi hatırladın? Aradığım gerçek bir telefon kadar yakın belki de şu an. Bey baba. İyi akşam uğrar alırım seni o zaman. Bu zamana kadarki en önemli yemek bu. Bu işi almam lazım. Benim işim var ama gelemem. Ne yapayım iptal et. Adam karısıyla geliyormuş.
İyi peki. Can! Can! Yeter! Akşam hazır mıyız? Kulaklığını şarj et. Gerilme. Günlerdir bu yemeğe hazırlanıyoruz. Hiçbir sorun çıkmayacak. Relax baby. Bayılıyorum sana. Cezaevinde ne yaptın? Savcının durumu nasıl? Babacığım, akşam yemekte görüşürüz diye umuyordum. Savaş, akşama bir hata istemiyorum. Bu adamlara çok emek verdim ben. Biliyorum baba. Sen içki mi içtin? Çalışırken ağzına koymazdın. Yalnızca bir kadeh baba. Yeşil ördek gibi daldın göllere, sen düşürdün beni, sen düşürdün beni. Şşş. Savcı, hayırdır? Eğer günahlarından arınmaya geldiysen hiç boşuna nefesini tüketme. Çünkü bu dünyada muhabbet, ahirette cehennem. Senin benden kurtuluşun yok. Bana telefon lazım. Eyvallah, herkese lazım. Teknoloji çağındayız. Sen hele al, bunun tadına bir bak. Ne istiyorsan yaparım hacı. Diyorsun. Yani öl desem öleceksin. Gençler, çiğ köfteleri sıkıp dağıtın. Gardiyanlara da bir tabak verin. Savcı, savcı. Sen beni, masum beni getirdin ha buraya tıktın. Sen benim hayatımı mahvettin. İçeride de ben senin hayatını bitireceğim. Aptal mısın? Beni öldürürsen eline geçecek. 24 sene yatacaksın. Kim tıktı seni içeri? Ben. Ben çıkarabilirim. Nasıl olacakmış o iş? Hele bir anlat bakayım. Önce telefon. Savcı, burası mahkeme değil. Burada adaleti ben dağıtırım. Tamam, savunmanı ben yazacağım. Ben. Bana güven. Haline bak. Aynı yerdeyiz, aynı durumdayız. Bana güven. Çıkaracağım seni buradan. Anladın mı? Bak, eğer döndüremezsen sana andım olsun seni ellerimle gebertirim. En azından burada yatmam için bir sebep olur. Tamam, telefonu ver. Al bunu. Bir dakikan var. Çabuk gel. Hadi aç, 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 aç. Alo. Alo, kimsiniz? Cevap ver, kimsin? Ben Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut. Kimsin? Cevap ver, kimsin? Nazlı. Nazlı kızım. Savaş Bey, bu projeye gerçekten çok iyi hazırlanmışsınız. Buraya gelirken acaba mı diye düşünmüştüm ama tüm soru işaretlerime cevap verdiniz. Yalnız bir şeyi merak ediyorum. Bu proje hayata geçince 5+5 yıldaki kar hedefiniz nedir? 478 milyon dolar hedefliyoruz. Ama ilk 5 yılda maliyet giderlerini düşürüp son 5 yılda bu karı 20.7 milyon arttırabiliriz.
Barış. Barış. Beni duyabiliyor musun? Oğlum, cevap versene beyefendi. Bir ayrıntıyı düşünüyordum da, affedersiniz. Yanlış bilgi vermek istemedim. Kar hedefimiz 478 milyon dolar. Ancak ilk 5 yıl maliyet giderlerini kısabilirsek, son 5 yılda karımızı yaklaşık 20.7 milyon civarında çoğaltabiliyoruz. Ne diyorsunuz? Müthiş. Oğlum, dersini iyi çalışır. O zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim. Hayırdır savcı? Kötü bir haber mi aldın? Gerçi sen alacak kötü haberin de kalmadı. Üstüme gelme. Ya şaka yaptım şaka. Sen de şakadan anlamışsın. Mizahi olmayan insan insan mıdır? Savcı. Artık düşmanım değil, ortağımsın. Yani senle daha sık görüşeceğiz. Beni ihmal etme, üzülürüm. Ne oldu öyle toplantıda bir anda? Bir şey oldu yok ya. Boş ver şimdi yemeği. Gidip bir yerlerde kutlayalım mı bunu? Saçmalama, ben sadece eve gitmek istiyorum. Ya ne var? Gidelim bir yerlerde kafa dağıtalım, işi kutlayalım. Bak 5 ay önce ne konuştuysak hala o geçerli. Tamam mı? Ben senin rolünü kusursuz bir şekilde oynaman için varım, hepsi o. Yani bu ne demek? Şu demek, ben senin karın değilim, arkadaşın değilim, çalışanın hiç değilim. Zaten bizim hayatımıza kutlanacak hiçbir şey yok. Allah Allah Allah. Hala aynı öfke. Yavrum biz bir aileyiz. Bizim bir çocuğumuz var. Birlikteyiz. Herkes bize bayılıyor. Bence çok iyi götürüyoruz ya. Hiçbir şey değişmedi. Değişmedi. Değişmeyecek. Çünkü niye biliyor musun? Sen kardeşinin yani benim kocamın katilisin. Ne yapıyorsun Barış ya? Ne yapıyorsun? Doğru düzgün kullan şu arabayı. Barış ne yapıyorsun ya? Öldüreceksin bizi. Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ne var yavrum? Katil değil miyim ben? Allah aşkına ne olur doğru düzgün kullan şu arabayı ne olur. Barış. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Bu kadar korkuyor musun gerçekten? Bu kadar korkuyor musun diyor manyak. Düzgün kullan şu arabayı ne olur. Barış. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Yavaş, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Sana diyorum, yeşil yandı. Ya ne yapıyorsun Barış ya Allah aşkına? Yeşil yandı diyorum, yürüsene. Tamam, anladık, tamam. En büyük ruh hastası sensin. Tamam, yürü artık. Hatırlamadım değil mi? Neyi hatırlamadım değil mi? Ya kes şunu, ne yapıyorsun? Thank you.
Kes şunu. Of. İyi misiniz? İyi misin? Fark ettim. Daha önce kimse gerçekten bana iyi misin diye sormamış. Çok güzel güldün sonra. Çok. Dünya çok daha güzel bir yer oluyor sen gülünce. Şimdi katil diyorsun bana. Zaten benim olan bir şeyi geri aldım diye. Sen zaten benimdin diye. Sen zaten benimdin. Hala benimsin. Bir şey değişmedi ki. O yüzden mi bırakıp gittin beni? Benim sana nasıl ihtiyacım vardı biliyor musun? Bir kere bile aradın mı? Bir kere bile arayıp iyi misin diye sordun mu sen bana? Sen yoktun. Tamam mı? Sadece Savaş vardı. Çok sevdi beni. Aşık oldu bana. Bana bu hayat Savaş verdi. Yani bu bizim hayatımız. Senin değil. Sen hayatını geri falan almadın. Tamam mı? Sen sadece yakalanmamak için kardeşini öldürdün. O da benim ölümümü izledi yıllarca. Ruhumu öldürmelerine ses çıkarmadı, izin verdi. Nasıl oluyor da bir insanın ruhunu öldürmek, bedenini öldürmekten daha az suç sayılıyor? Dünyanın bütün... kanunlarını yazmalılar bence. Bir çocuğun ruhunu öldürmek de cinayettir. Anlıyor musun cinayet? Hiçbir şey demedi, hiç sesini çıkarmadı, hiç. Ne olur, saldırı yeniden sever. Sen de bırakma. Bırakma. Sürü atak geliştiriyor. Sakın atak bildirmesini yaptı. Sakın atak bildirmesini yaptı. Geçti. Adamı geçti. Evet, ortasını yaptı. Orta yapıyor. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleciyle karşı karşıya. Kalecinin sağına doğru. Hadi. Vuruyor. Hadi be Liverpool. Hadi be. Hadi be Salah. Hadi koçum ya. Kaç kaç maç. 1-1 baba. Eren, hadi oğlum sen de yat artık. Oğlum vur hadi. Ulan vur. Hemen oyunu başlatıyor. Sağ kanatta. Sağ kanatta ortaya geliyor. Top geriye geldi. Önce müthiş bir baskısı var. Müthiş bir baskısı var. 4-3-1-2 sistemiyle başlatıyor. Tamam. Bir ses duymak istedin. Anlıyorum. 4-6-0 sistemine geçti. Ama bazen sessiz kalmak da bir cevaptır. Telefonunu tamamen kapamış. Demek ki senin aramandan korkmuş. Artık her kimse.
Bu numarayı vücuduma niye kasadım? Kime ait bu numara? Elbet o da ortaya çıkacaktır. Buradan çıkacağım. Nasıl çıkacaksın be oğlum? Bir avukat bile tutmadın da. Avukat falan değil. Kaçacağım. Bak oğlum. Ben tam 25 yıldır buradayım. Senin gibi buradan kaçmak isteyen çok oldu. Ama hiçbiri kaçamadı. Sen koskoca savcısın. Sana akıl vermek benim haddim değil. Bu mahkemen yakın. Diyorum ki bir avukat tutsun. Şöyle dosyana bir göz atsın. Şimdi biraz uyu. Aklını koru. Buradan çıkmak için sana en gerekli şey yaptım. Yemeği yer yemez uyudu. Birimiz uyuyabiliyor çabası. Sasha. Hı. Bu hiçbir haltı hatırlamayan savcı. Bu numarayı nasıl hatırladı? Bugün yanında bir avukat kızı vardı. Onunla bir ilgisi olabilir mi? Hmm. Ya avukat ne yapabilir ki? Cezaevinden aramışsın zaten. Sinyal oradan geliyor. Bugün gördü beni. Gözlerimin içine baktı böyle uzun uzun. Hatırlamadı. Numarayı nasıl hatırladı bu? Ulan bu savcı numara yapıyor olmaz. Adam eski Cumhuriyet savcısı. Unutmamak lazım. Hatırladın mı yoksa beni? Fırat Bulut. Ne? Bir kere daha inceledik. Parmak izleri Savaş Yesari'ye ait. Savcım çıkalım isterseniz. Bir dakika. Murat Hoca nerede? Bir de onunla konuşalım. Murat iki gündür ortada yok. Nasıl yok? Ailesi de haber alamamış. Alo İbo, çok fazla vaktim yok. Adli tabip Murat Bakar. İki gündür kayıp. Çabuk bekliyorum. Nerede? Konumunu gönderin bana. Savcım. Evet, ne olmuş? Murat'ın cesedini bulmuşlar. Şerefsiz. Bu sefer kesin ispatlayacağım. Bir daha parmak izi alacağız. Yürü. Anlamadım savcım. Bu oyunu artık bitireceğiz. Yürü.
Aslında bir ihtimal daha var. Herkes ölmüş ya. Kusura bakma bro. İnsan kendi mezar taşına bakınca bir tuhaf oluyor. Kıskanma oğlum. Benim mezar taşımda da senin adın yazacağım. Savaş. Rahat uyun. Hayatım benimle daha güzel. Toplanın beyler. Arkadaşlar toplanın. Arkadaşlar, ben bu cumhuriyetin savcısıyım. Sizler de bu ülkenin polislerisiniz. Devletimiz niye bize maaş ödüyor? Layığıyla görevimizi hiçbir etki altında kalmadan yapabilirim diye. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Hiçbir şey kanundan daha üstün değildir. Şimdi gideceğiz. Barış Yesari'yi tereyağından kıl çeker gibi alacağız. Emredersiniz. Emredersiniz Sayın Savcı. Ortalık karışacak. Cep telefonlarımızı kapatalım. Emredersiniz. Emredersiniz. Araçlara. Hadi, hadi, hadi geçelim. Zahit Bey, ben hem tekrardan bir başsağlığı dilemek hem de bir arzunuz var mı diye sormaya geldim aslında. Barış beni çok üzdü. Barış, ailemizi çok üzdü. İsmimiz böyle utanç verici bir olayla anılmamalıydı. Evet, çok özür dilerim, pardon. Efendim? Ne? Yakalama emri mi? Barış kime sordu kardeşim? Tamam. Özhan Bey, fırsatlar siz hazırsanız gelir sizi bulur. Ben adım gibi eminim bu teklifi kaçırmayacağınıza. Anlaştık diyebilir miyiz? Savaş Bey, sizlerle çalışmak bizim için bir onurdur. Eğer güçlerimizi de birleştirirsek global bir marka yaratabiliriz. Aynen öyle. Özür dilerim. Affedersiniz. Buyursunlar babacığım. Savaş, savcı seni almaya geliyor. Dikkatli ol. Sakın bir yanlış yapma. Ceyda, benim Büge'yle acil buluşmam lazım. Sen beyefendileri otellerine yerleştirirsin. Hayırlı olsun tekrar. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler. Savaş Yesari ile görüşmek istiyoruz. Arkadaşlar devam edin. Thank you.
Barış! Evet, evet. Doğru duydun. Barış Yesari. Oyun bitti. Gözlerimin içine. Daha önce karşılaştığın adamlardan birine benziyor muyum hiç? Hı? Sana kaçamazsın dedim, değil mi? İlk ne zaman benden şüphelendin? Anlatsana, biraz heyecanlı oluyor. Hiç boşa konuşma. Buradan çıkaracağım seni. Beraber gideceğiz. O parmak izini alacağım. Savaş olmadan ortaya çıkaracağım. Bu oyun bitecek, merak etme. Sen yaparsın. İddialı adamsın sen, inanırım. Karınla ne oldu? Arayı düzeltebildiniz mi? Konuş, konuş, konuş. Alacağım o parmak izini. İçeriye gireceksin. Ömrünün sonuna kadar oralardasın Barış. Başka bir ihtimal yok. Savaş da aynısını söylemişti, biliyor musun? Ama yanıldı. Ben yanılmadım. Oyun bitti. Emin misin? Manyak, ne yapıyorsun? Her zaman bir ihtimal vardır. Sen bak bakayım şimdi benim yüzüme. Daha evvel gördüğün adamlara benziyor muyum? Sen beni hiçbir zaman yakalayamayacaksın savcı. Neva Eva. Anladın? Çok acıyor. Çok acıyor. Karakola gidelim mi? Ah.